Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlerimizde kendimiz duvar rafını nasıl yapabiliriz? Bu duvar rafını yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi malzemelere ihtiyacımız var? Bu konulara değinmeye çalışacağız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi öncelikle elimizdeki malzemelerin tanıtımını yapalım. Şurada görmüş olduğunuz gibi renkli bir halat ipimiz var. Yan tarafında bir adet kaleme ihtiyacımız var. Yan tarafında bir adet vidalama setine ihtiyacımız var. Buradaki delikleri açabilmek için bir adet matkaba ihtiyacımız var. Bir tane metreye ihtiyacımız var. Ve tabii ki de ana malzememiz olan işlem yapacak olduğumuz tahtaya ihtiyacımız var. Biz burada bu tahtayı daha önceki kanalımızda yer alan videoda görebilirsiniz. BİM'den almış olduğumuz 8 bölmeli dolap kurulumu yapmıştık. Bu dolap kurulumunda bazı rafların arasını daha yüksek yapabilmek için bir tane rafımızı çıkarmıştık. O rafımızı burada duvar rafı olarak değerlendirmeye karar verdik. O rafımızı da bu şekilde elde etmiş olduk. Sizler mutlaka etrafınızda tahta malzemeler oluyordur. Atıl vaziyette olan tahtalar mevcuttur. O tahtaları kullanabilirsiniz. Tabii ki bunu verniklemeniz gerekiyor. Bunu tabii ki zımparadan geçirmeniz gerekiyor. Bunun da bazı detayları var. Bunlar da eğer ki öyle bir tahta kullanmayı düşünüyorsanız öncelikle tahtayı zımparalama işlemine tabi tutacaksınız. Ardından vernikleyip sonrasında bizim şu yapacak olduğumuz videoda gösterecek olduğumuz aşamalara başlayacaksınız. Ama bizim elimizde hazır bir tahta olduğu için biz bu tahtayı kullanmayı tercih ettik. Şimdi gelin hep birlikte bu tahtamızdaki işlemlerimize başlayalım. İlk olarak tahtamızda açacak olduğumuz delikleri açmak için yer işaretlemesi yapacağız. Yer işaretlemesi için bakın şuraya bir delik, buraya bir delik, iki tane deliğimizi buraya açacağız. İki tane deliğimizi de aynı şekilde karşı tarafa açacağız. Toplamda 4 adet delik açacağız. Şimdi ilk olarak ölçümüzü almakla başlayacağız. Şimdi biz yükseklik olarak 2 santimetre yapacağız. Yan taraftan da buradan da delik açacak olduğumuz yeri 2 santimetre olacak şekilde ayarlamasını yapacağız. Şimdi şurada yüksekliğimizi belirliyoruz. Bakın şurası bizim 2 santimetreye denk geliyor şu kısmımız. Yan taraftan da 2 santimetre olarak ayarladığımız zaman o kısım şu yuvarlak yapmış olduğumuz noktaya denk geliyor. Yani bizim buradaki işlem yapacak olduğumuz yerimiz şurada şu yuvarlak yapmış olduğumuz nokta. Bu noktadan biz halatımız için ilk deliğimizi bu noktadan açacağız. Aynı şekilde şu kısımdan da 2 santimetre ölçeceğiz. Ardından şuradan 2 santimetreyi ölçtüğümüz zaman burada açmış olduğumuz delik ile şu kısımda açmış olduğumuz delik aynı hizada olmuş olacak. Bu şekilde aynı hizada olduğu zaman halatımızı taktığımız zaman rafımızda herhangi bir sarkma, herhangi bir dengesizlik söz konusu olmayacak. Her taraftan eşit bir şekilde deliğimizi açmış olacağız. Burada anlatmış olduğum şekilde yine diğer kenarlarımızda da ölçümüzü alıp delme işlemimize başlıyoruz. Tahtalarımızın üzerinde delik açacak olduğumuz noktalarımızı güzelce belirledik. Şimdi buradaki tahta delme ucuyla beraber matkabımızla güzelce deliğimizi açma işlemine başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta tamamıyla delme işlemini yapmıyoruz. Çünkü işlem yapmış olduğumuz yer parke olduğu için buna dikkat ediyoruz. Bu belli bir seviyeye geldikten sonra tahtamızı havaya kaldırarak bu şekilde delme işlemine devam ediyoruz. Birinci deliğimizi görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde açtık. Aynı şekilde diğer 3 deliğimizi de açma işlemine devam ediyoruz. Tahtamızın üzerinde belirlemiş olduğumuz 4 noktadan da güzelce deliklerimizi açma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi halat ipimizi takma işlemine geçiyoruz. Burada ne kadar yükseklikte olmasını istiyorsanız, ne kadar tahtanızın aşağıda olmasını istiyorsanız bunu kendiniz metresini takacak olduğunuz halatın metresini kendinizin ayarlaması gerekiyor. Biz de kendi şartlarımıza uygun şekilde halat ipimizin uzunluğunu ayarlıyoruz. Şimdi halat ipimizin ucunu bir tane deliğimizden güzelce geçiriyoruz. Halat ipimizi geçirdikten sonra arkasına güzelce düğüm atma işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın şuradaki bağlama işlemini güzelce gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi atmış olduğumuz düğüm delikten tekrardan çıkmıyor. Bununla gayet sağlıklı bir düğüm atmış bulunmaktayız. Şimdi burada uzunluğunu sağlayacağız ve ardından karşısına gelecek şekilde ikinci şekilde bağlamamızı gerçekleştireceğiz. Bakın biz burada karşı karşıya değil, şu noktadan şu noktaya değil, bu noktadan bu noktaya gelecek şekilde ip bağlamamızı yapacağız. Karşısına da bir tane ip atacağız ve ardından bunu montajını yapmış olduğumuz kısma takacağız. Şu şekilde ayarlamamızı yaptık. Bu uzunluğun bize yeterli olacağına karar verdik.
Bu şekilde ipimizi kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken diğer nokta ise bakın şuradaki şu deliğin başlangıç yerinden itibaren şu elimize gelen kısmına kadar olan yeri metre ile ölçmeniz gerekiyor. Şu kısmı yani elimle tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu kısmı metre ile ölçeceğiz. Burası kaç geliyorsa şurada diğer taraftaki olan ipin uzunluğu da aynı gelmesi gerekiyor. Buna özen gösterelim, buna dikkat edelim. Şu an bizim yapmış olduğumuz belirlemelere göre bizim şu kısmımız 47 santim geliyor. Bu kısmımız da 47 santim gelecek şekilde ayarlamasını yaptık. Bu şekilde ipimizin bağlamasını gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu tarafın ipini güzelce yapma işlemini gerçekleştirdik. İplerimizi sizlere anlatmış olduğumuz şekilde düğümleme işlemini bitirdik gibi bu şekilde ip asacak duruma gelmiş durumda tahtamız. Şimdi gelin hep birlikte duvarımıza dübelimizi çakalım. Duvar delme işlemini gerçekleştirelim ve bu yapmış olduğumuz duvar rafımızın montaj işlemini tamamlayalım. Duvarımızdaki delme işlemini gerçekleştirdik. Delme işlemini gerçekleştirdikten sonra dübelimizi güzelce duvarımıza çakma işlemini gerçekleştirdik. Ardından dübelimizin içerisine vidamızı güzelce yerleştirdik. Montajımızı yapacağımız tahtamızın iplerini takacak olduğumuz duvara montaj işlemini tamamladık. Şimdi bunun ardından yapmış olduğumuz tahtamızın güzelce montaj işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Bu nokta nedir? Şimdi burada iplerin uzunluğunu aynı santimetre olacak şekilde yaparsanız tahtanız görmüş olduğunuz gibi yamuk oluyor. Niçin yamuk oluyor? Çünkü şu kısım buraya geliyor. Şu kısım bakın bu kısım buraya geldiği için burada çekme meydana geliyor. Onun için şurada ikinci kısımda yani şu kısımda takacak olduğunuz yerin ölçüsünü buna göre ayarlamanız gerekiyor. Bunu buraya taktıktan sonra düzeltebilirsiniz veyahut da kendiniz ayarlayabiliyorsanız ayarını önceden yapabilirsiniz. Şimdi bu kısmın altına birkaç tane daha düğüm atacağız ve tahtamızın tamamen şu pozisyonda durmasını sağlamış olacağız. Yani düz bir pozisyona gelmiş olacak. Bu alt taraftan boşluğu alarak düğümleme işlemini gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi duvar rafımız tamamen düz hale gelmiş oldu. Bu şekilde duvar rafımızı tamamlamış olduk. Sizler de bu sizlere anlatmış olduğumuz yol ve teknikleri izleyerek evinizde çok rahat bir duvar rafı üretebilirsiniz. Duvar rafı yapabilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.